Herkese merhabalar. Yine çok güzel bir Cocktail Talks programıyla karşınızdayım. Bugün size yine güzel bir kokteyl yapacağım. Tequila kokteyli yapacağız yine bugün. Çok fazla tequila kokteyli yapmadık. Biraz tequila kokteyllerini arttırmak istiyoruz ve bugün güzel bir tequila kokteyli olan Paloma'yı yapacağız. Paloma gerçekten de çok güzel bir kokteyl. İyi yapılırsa lezzetli, güzel, dengeli bir kokteyl. Tequila, greyfurt suyu, lime veya limon suyu ve sodayla yapılan ve tuz gerdanla içilen bir kokteyl. Şöyle bir highball bardak lazım. Şu boyda. Çünkü stir bardakta stir yapacağız. Sodayla tamamladığımız bardaklarda ölçüsü biraz fazla oluyor. Tequila kullanacağız. Omega, silver kullanacağım ben. Herhangi bir silver, bianco, tequila olabilir. Hiç fark etmiyor. İsterseniz hatta Reposado veya Anejo da kullanabilirsiniz. Normalde greyfurt suyu var içinde ve greyfurt suyu, limon suyu veya lime suyu ve şeker şurubu da var içinde. Peki ben burada şeker şurubu ve greyfurt suyunu kendim yapmış olduğum şöyle greyfurt likörü var. Mükemmel bir likör bu arada kesinlikle. Buna da ulaşmak isterseniz, henüz videosunu yayınlamadık. Yakında yayınlayacağız ama ulaşmak isterseniz yazarsanız ben size bunu bir şekilde iletebilirim. Şöyle bir greyfurt likörü kullanacağım. Bunu kullandığım için şeker şurubu, greyfurt suyu kullanmayacağım. Bu ikisinin de yerine geçecek ve alkol oranını da biraz yukarı çekeceğim. Highball bardakta az buzlu kullanacağız ve o yüzden bayağı bir alkol kullanmak zorunda kalacağız. Limon suyu kullanacağım ve bir de soda kullanacağım. Hepsi bu. Bardağımı da kokteylimi yapmadan önce rimleyeceğim. Yani gerdan yapacağım ağzına. Çünkü stir yapacağım için daha sonradan tuzlamam mümkün olmayacak. Ve ben burada limon suyu değil de veyahut da limon değil de ağzını da şöyle greyfurt dilimiyle ıslatıyorum. Ve kaya tuzu kullanıyorum. Şu şekilde dinliyorum. Yani gerdanımı yaptım. Ürünleri koyacağım. Sonra buz koyacağım. Tap soda yapacağım. Beş siyal tekile koyuyorum. Normal reçetede yapmış olsaydım içine 5 siyal greyfurt suyu koyacaktım, 1 siyal şeker şurubu koyacaktım, 2 siyal limon suyu koyacaktım. Bu şekilde gidecektim ama bu likör hem tatlı hem de bol greyfurtlu bir likör. Yüksek oranda greyfurt suyu var içinde çünkü. Şöyle bundan da 6 siyal koyuyorum. Ve alkol oranı da bayağı yukarı çıktı ve bardak çok büyük çünkü. Alkolü dengeli, yerinde güzel bir kokteyl içelim istiyorum. Likör tatlı, tatlı ekşi ama tabii ki o yeterli değil. Biraz daha tuzla özellikle dengeli olabilmesi için ekşilik vereceğim ve şöyle 2 siyal de. Normalde Paloma ekşi bir kokteyl bu arada. Yani sour bile değil, ekşi bir kokteyl. Bu ekşiliği tuz bayağı bir aşağıya çekiyor, o lezzet veriyor. Tabii ki önce buzu atmadan önce bir şöyle stirimi yapıyorum bardakta. Buz yokken daha iyi karışıyorlar çünkü sıvılar. Sonra buzumu koyuyorum. Şöyle bir de buzla soğutmak için stir yapıyorum. Üstünü tekrar buzla tamamlıyorum. Ve kalan kısmını da şöyle sodayla tamamlıyorum. Şöyle pipetimi koyuyorum.
be. Bir dilim şöyle güzel bir greyfurtumu da şöyle kokteylimin kenarına koyuyorum. Evet. Ve palomamız hazır. Eğer greyfurt seviyorsanız çok güzel bir kokteyl. Ve şu an zaten kışa girmek üzereyiz. Ve greyfurtun da tam mevsimi. Şu an çok iyi greyfurtlar var. Sulu, lezzetli. Şimdi ben tabii burada pipet verdim ama pipetsiz içme yöntemi daha bir etkili olacak. Çünkü tuzun burada çok etkisi var. Önce pipetli deneyeceğim, sonra bir de tuzla aradaki farkı da görmek istiyorum. Siz de böyle bir tadın. Yani kokteyller, bu ağzına gerdan çektiğimiz kokteyller, tuz koyduğumuz, şeker koyduğumuz, pudra şekeri koyduğumuz ve acı koyduğumuz kokteyllerde neden bunu koyuyoruz? Sadece gösteriş veyahut da süs değil, aradaki tat farkı ne kadar fark ediyor? Bunu bir görmenizi bence tavsiye ediyorum. Şu an çok güzel bir kokteyl. Mükemmel bir kokteyl. Gerçekten mükemmel bir kokteyl. Çünkü neden? Çünkü bunu bu likörle yaptık. Normalde dediğim gibi çok ekşi bir kokteyl. Tuz olmadığı zaman ekşiliği böyle bayağı bir batabiliyor ağzımızda. Sert gelebiliyor ama bu likörle yaptığımız için o ekşilik çok dengeli ve güzel. Şöyle bir de tuzla deniyorum. Böyle daha da mükemmel. Yani mükemmel ötesi dedikleri böyle. O mükemmeldi. Bu ondan daha ileride. Çünkü bir de pipetli içerken soda biraz daha ortalarda. Hem soda hem greyfurt hem ekşilik, tatlılık ve tuz. Yani ekşi, tatlı, tuz. Üçünün dengesi ve greyfurtun o acılık bitleri. Yani bu kokteylin içinde 4 tane tat var. 4 ana tat var. Acılık, yani o greyfurtun acılığından bahsediyorum. Greyfurt suyundaki o bitter acılığından. Şeker, tuz ve limon. Ekşi, tatlı, tuzlu, acı. Yani o bitter acısını da sayarsak işte 4 ana tat var diyebiliriz. Ama çok dengeli, çok güzel bir kokteyl. Gerçekten çok beğendim. Paloma içmeyeli de çok uzun zaman olmuştu. Tam da sezonunda bir kokteyl. Hepinize şimdiden bu lezzetli kokteyl için afiyet olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımız iyi gidiyor. Çok memnunuz biz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Yeni kokteyl, biz çünkü her çarşamba, cuma kokteyller yayınlıyoruz. Şurup, likör, bir şeyler yayınlıyoruz. Onları bildirimlerini alıp izlemeyi unutmayın. Ve hepinize sevgi dolu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın. Hoşça kalın.